Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Adana İnşaat Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Bu sefer sektörde öncü bir firmanın konuğu olduk. Wagnerco Türkiye Distribütörü LEM Solar'dayız ve yanımızda LEM Solar kurucu üyesi Veli Bey ve Solar kurucu ortaklarından Veysel Bey var. Bakalım bize ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle LEM Solar kurucu üyesi Veli Bey'den başlamak istiyorum. Ne kadar süredir sektördesiniz ve neler yapıyorsunuz? Tanıyabilir miyiz sizlere? Teşekkür ederim. Biz Wagnerco'nun Türkiye distribütörüyüz. 3,5 yıldır Türkiye'ye geldik ama 3,5 yıldır ürün satmıyoruz. Sadece altyapı çalışması oluşturup eğitimler veriyoruz. Üniversite düzeyinde eğitim seminerleri verip Türkiye'deki güneş enerjisiyle ilgili olan bilgi kirliliğini birazcık temizlemek istedik. Evet. Ve bununla birlikte de bölge bayilerimizin makine mühendislerini, elektrik mühendislerini LEM Solar Akademi'ye alıp eğitimlerle bunları biraz daha bilinçlendirip sektöre böyle girme kararı aldık. Ve şimdi bu Türkiye'de yaptığımız 6. fuarımız. Daha önce İstanbul'da katıldık, Denizli'de katıldık, Antalya'da katıldık ve şu anda Adana'dayız. Bununla birlikte Türkiye'de Wagnerco distribütörü olarak asıl branşımız Avrupa şampiyonu olarak sıcak su ısıtmak güneşten. Tabii Türkiye'deki sistemlerden biraz farklı. Avrupa şampiyonu olmamızın gerekliliğini Türkiye'ye nasıl yansıtırız diye ciddi bir altyapı araştırmasından sonra artık Türkiye'de de şu anda Milli Eğitim Vakfı'nın olimpik havuzunun da suyunu ısıtabiliyoruz. Ciddi bir referans olarak bunu belirtmek istedik. Ve aynı zamanda da güneş taraları kurup elektrik üretiyoruz. Güneşten elektrik üretiyoruz. Evet. Akülü sistemlerimiz var, aküsü sistemlerimiz var. Bunun yanında enerji tarlaları da kurabiliyoruz. Tabii bunları yaparken LEM Solar bölgelerde, Veysel Beyler'de olduğu gibi bayilerimiz aracılığıyla onları kendi bünyemize alıp eğitim seminerlerimize dahil edip sertifikalarından sonra da birlikte çalışmaya başlıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ısıtmada Avrupa şampiyonumuz olmamızın önemi nedeniyle Türkiye'de birazcık daha merkezi ısıtmaya yönelip sera ısıtma soğutmaları, otel ısıtma soğutmalarını sadece güneş enerjisinden yapıyoruz. Bu konuda iddialıyız. Rakiplerimiz birazcık tedirginler. Çünkü verimliliklerimiz çok yüksek. Eğer pazarda doğru yolu izlemek istersek üniversitelerle seminerler düzeyip eğitimler vererek Türkiye'de bu konuda özellikle de akademisyenleri biraz daha güçlendirmek istiyoruz. Kesinlikle. Peki Wagnerco diyeceğim. Türkiye distribütörlüğüyle LEM Solar. Türkiye tanıdı mı? Şöyle. Ya hangi alanlarda bize çok olumlu yönde katkıda sağlayabilir? Hangi alanlarda kullanabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Biz özellikle de binalarda, merkezi ısıtmalarda, bu villalarda olabilir, merkezi ısıtma olan sistemlerde buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de fuarlarda karşılaştığım, 6 fuardan sonra bu dahil karşılaştığım en önemli şey yerden ısıtmanın sağlıksız olduğu bilgisidir. Bu çok yanlış bir bilgi. Çok yaygın bir çok sistem yaygın, aynı zamanda. Çok da yanlış bir bilgi var Türkiye'de bu konuda. Çünkü Avrupa'da siz yerden ısıtmalı bir ev yapmak istediğinizde devlet size %40 civarında hibe kredi verir. Ülkemizde tabii henüz bu gibi kredilendirme veya hibeler çok yaygın değil. Teşvikler çok yaygın değil ama sektör çok hızlı gelişiyor. İnanıyorum bu da gelecek zamanda olacaktır. Ama biz sürekli şunu her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Yerden ısıtma doğru yapılırsa sağlıklıdır. Dolayısıyla yerden ısıtmada sıcak su girişi 35 dereceyken duvarda asılı bir kaloriferde sıcak su girişi 75 derecedir. Ve bunun yanında bizim sistemlerimizle entegre edilirse siz %50 direkt enerji tasarrufu sağladınız aslında. Sıcak suyun farklılığından dolayı. Ve yalıtımı da çok öne çıkartıyoruz. Doğru yapılan bir yalıtımla da siz bir evde sıcak suyunu güneşten ısıtarak %75 civarlarında enerji tasarrufu sağlarsınız. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz LEM Solar olarak sıcak suyla ev ısıtmasında, sıcak su ihtiyacını karşılamada kurduğumuz sistemler %70'in altında verimli oluyorsa kurmuyoruz zaten. Çünkü bizim ülkemizde güneş buna izin veriyor. Yani güneş yeterli. Bunun artık hani güneş enerjisinden ısıtma yapılamaz, havuzlar ısıtılamaz, binalar ısıtılamaz demek yanlış. Belki bizden önce bu kanı çok yaygındı. İnsanlar
çok konuşuyorlardı bunu ama Wagner ve Lemsolar işbirliğiyle artık bu kirlenmiş bilgi biraz daha aşılıyor. Yavaş yavaş Lemsolar büyüdükçe, bölge bayilerimiz oluştukça bu biraz daha unutuluyor artık. Peki şu anda kaç tane bölge bayiliği var? Bayilikler devam edecek mi? Şu anda 6 tane bölge bayimiz var. Tabii bizim belirlediğimiz pilot bölgelerimiz var. Biz aynı zamanda endüstri ve seracılıkta da öncü bir kuruluşuz Lemsolar olarak. Üniversitelerle çalışmalarımız devam ediyor. Çukurova Üniversitesi'nden de ziraat profesörü olan Ali Bey ile de görüştük bu konuyu. Bizden çok ciddi anlamda yardım istediklerini, bu konuda bilgi kirliliğinin de olduğunu söyledi. Ben yaşadığım, iki gün önce yaşadığım bir şeye örnek vermek istiyorum. Adana Havalimanı'na indiğimde öksürmeye başladım. Kokuyu aldığımda da bunun kömür kokusu olduğunu anladım aslında. Yani bu kadar güzel bir ovada seraları ısıtmak için, güneşin bu kadar yoğun olduğu bir yerde inanılmaz kömür kullanıyormuşuz. Yani Avrupa'da bunlar yasak. Tabii belli düzeylerde ZO salımları olan seralarda kullanabiliyorsunuz. Ama bizim ülkemizde biz Lemsolar ve Lemsolar'ın bünyesinde bulunan farklı bir disperatörlüğümüz var. Sortek. Yani absorber jel sistemiyle yazın çok fazla sıcak su ısıtıp soğuk enerji elde ederek seraları da soğutabiliyoruz, binaları da soğutabiliyoruz. Aynı zamanda kışın da ısıtabiliyoruz aynı sistemle. Tek bir sistemle bunları yapabiliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Bizde tek ürün satışı yok. Biz proje hazırlayıp, sistem kurup, sistem satan bir firmayız. Dolayısıyla bizden daha fazla tek ürün isteniyor ama biz veremiyoruz. Çünkü biz kuruluş olarak böyle bir firma değiliz. Projenin bir noktada belirlenmesi ve aynı markanın, aynı firmanın elemanları tarafından devreye alınmasıyla aslında yüksek verimlilik elde ediliyor. Evet. Peki Lemsolar'ın biraz ekibinden bahsetmek istiyorum. Uzman bir kadroyla çalışıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Bu ekipten de bahseder misiniz bizlere? Şöyle söyleyeyim. Lemsolar grubu 3 kurucu üyeden oluşuyor. Ben uzun yıllardır hem Wagner Akademi'de hem de mesleğim gereği bu sektördeyim. Ama diğer bir kurucu üyemiz fotovoltaik sistemleri konusunda doktora yapmış bir insan. Diğer arkadaşımız hakeza uzun yıllardır solar enerjiyle uğraşıyor ve çok sayıda sistem devreye almış bir arkadaşımız. Bu üç arkadaş, ben Avusturya'dayım. Diğer bir ortağımız da Avusturya'da doktor olan. Biz karar aldık. Wagner ile çalışmaya başladıktan sonra Lemsolar 6 yıldır da Avusturya'da çalışmalar yapıyor. Ama Wagner ortaklığıyla aslında bütün Avrupa'da bu çalışmaları yapıyor. Türkiye'ye gelmek istememizin en büyük nedeni de biz bu ülkenin çocuklarıyız aslında. Yani güneşimiz bugün Almanya'dan ve Alplerden çok çok daha fazla olduğunu bildiğimiz için biz doğru bir ürünle, doğru bir kaliteyle sektörde pazar payımızın olacağını biliyorduk aslında. Çünkü rakiplerimiz belli, isim vermek tabii ki şimdi doğru değil ama Şampiyonlar Ligi diye bir güneş enerjisi ligi vardır Avrupa'da. Biz 3 yıldır üst üste Şampiyonlar Ligi'nde birinciyiz. Tabii bunun altında çok ciddi bir kadro var. Wagner'ın 400'e yakın çalışanı vardır. Bunun 380 tanesi firma ortağıdır. Lemsolar'da da şu anda yaklaşık 80 kişilik bir kadromuz var. 6 tane bölge bayimiz oluştu. Şimdi de il bayilerimiz oluşmaya başlıyor. Ama sözleşmelerimiz gereği sadece bünyemize alabileceğimiz bayiliklerin olmazsa olmazı dediğimiz en az birer tane mühendisi olması gerekiyor. Makine mühendisi ve elektrik mühendisi bizim işimizde olmazsa olmazdır. Yani işin akademik kısmı tamamen bilimsel olmalı. Evet. Hemen Desolar kurucu ortaklarından Veysel Bey'e dönmek istiyorum. Veysel Bey, siz de Lemsolar'ın bayiliğini gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Beklentileri bu fuar karşıladı mı? Biraz fuar alanından bahseder misiniz bizlere? Beklentilerimiz şu şekilde. İnsanlarımız bu konuya çok yabancı ve tereddüt içinde de. Öyle bir inandığı gibi biz bilgilendirme amaçlı önceliğimiz. İnsanlara bu bilgileri doğru aktarabilirsek, doğru tercih yaptırabilirsek, doğru tercih sonunda doğru yatırım yaparlarsa, memnun kalırlarsa işimizi çok çok iyi olacağına inanıyorum. Biz ağır adımlarla gidip doğruları yaparak hedefe ulaşmak istiyoruz. Hiçbir zaman insanları istismar etmek, onların bilgisinden faydalanmak değil, tam tersi insanları müşterilerini de bilgilendirmek ve ondan sonra doğru seçim yapmasını temin etmek ve doğru yatırım.
yapmasını çok sorulamak. Doğru bir ürünle giriş durumdasınız piyasaya evet. Ve inanılmaz derecede bence talep ve teklif vardır. Fakat tanımak sizin tabii tanıştırmak bunu sizin göreviniz ve fuarlara katılarak da bunlarla tanıştırıyorsunuz. Ama muhteşem bir sistem. Aslında bu sorunun cevabını bildiğim halde sizlerden duymak istiyorum. Bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı ortak çalışmak. Evet. Yani doğru çalışma arkadaşlarını belirleyip her şeyden önce güneşi tanımak. Yani biz güneşle dost yaşayan bir firmayız. Bunu söylemekteki kastım şu, güneşi tanımadan güneşten ne kadar yararlanacağımızı bilemiyoruz. Peki mevsimsel değişikliklerde, yani güneşin en az olduğu mevsimlerde bu sistemden nasıl faydalanabiliyoruz biz? Performansında herhangi bir düşme söz konusu gerçekleşiyor mu, oluyor mu? Tabii ki güneş ışınım değerleri bölgelere göre değişiyor. Kışın uzun olduğu, yazın yani çok fazla güneş aldığımız yerler tabii ki var. Bu Türkiye güneş haritasında da mevcut. Faydalanma oranlarımız şöyle. Biz bugün ısıtmada diyoruz ki biz %70 enerji tasarrufu sağlarız size. Hakeza elektrikte de öyle. Yani güneş pilleriyle bizim akademik olarak PFO dediğimiz modüllerimizle güneşten elektrik üretmek Avrupa'da çok yaygın. Yani Almanya'nın güneşi bizden çok çok daha az iken bugün enerji ihtiyacının, elektrik ihtiyacının %27'sini güneş enerjisinden sağlıyor. Avusturya. Ve Almanya. Bu konuda Almanya'nın önce olmasının nedeni ne? Açtığı teşviklerle halkı biraz daha fazla yönlendiriyor. Şöyle bir dipnot bilgi vermek istiyorum. 2012 yılında Almanya'da 12 milyon hane kendi elektriğini kendi üretmeye başladı. Dolayısıyla bütçedeki açık da düşmüş oluyor. Yani bizim ülkemizde bütçe açığımızın %76'sı falan enerji ihtiyacıdır. Evet. Dolayısıyla ben şunu bir insan olarak, bu ülkenin insanı olarak söylemek istiyorum. Yani Mersin'e bir santral yapmaktansa bir iki küçük yasayla veya bu sektördeki vergiyi biraz aşağı çekerek insanların kendi çatısında kendi elektriğini üretmeye biz aslında devlet olarak yardımcı olabiliriz. Tabii farklı siyasi nedenler olabilir. Daha önceki hükümetlerin yaptığı çok uzun vadeli sözleşmeler de olabilir. Biz bunları da görüyoruz ama güneş zam yapmıyor. Güneş bize fatura göndermiyor. Güneş aslında kimseyi ayırmıyor. Çok doğru açıkladınız aslında. Yani güneşi doğru kullanalım. Eskiden Avrupa'da okul yıllarımda bana şey derlerdi. Su akar, Türk bakar derlerdi. Bugün Almanlar bize diyor ki güneş doğar, Türk bakar. Olduk. Yani şu anda biz böyle bir durumdayız. Onun için aslında yine akademiden bir örnek vereceğim. Çok da konuyu dağıtmadan. Türkiye haritası üzerine düşen saniyenin kaçta biri de ben bir saniye olduğunu söyleyeyim. Bir saniyelik güneş enerjisini Türkiye depolayabilirse 70 yıllık enerji ihtiyacına denk geliyor. Evet, bence durumu tamamen özetleyen bir örnekti bu aynı zamanda. Ve ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir şey ben tabii, buyurun. Güneşle 10 kahvaltı bir enerji üretirsek, sıcak su olabilir, elektrik enerjisi olabilir. 11 ton karbon salımına engel olur. Onun karşılığı da 1 hektar ormandır. Biz atalarımızdan aldığımız yeşil dünyayı torunlarımıza, imkanlarımıza devletlerim diyoruz. İmkanlarımızı kullanalım, güneş enerjisini kullanalım, yeşil bir dünya için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgilerden dolayı başarılarınızın devamını diliyoruz. Siz çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Wagnerco Türkiye Distribütörü Lem Solar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.